Herkese merhabalar arkadaşlar. Mantık soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün soru çözümü yapacağız. Ama bir takvimimize bakalım. Eylül programımız elimizde ve geçen hafta salı günü ne yapmıştık arkadaşlar? Güzel bir konu anlatım yapmıştık. Bütün mantığı bir videoda bitirmiştik ve şimdi de 15 Eylül itibariyle çarşamba gün itibariyle Mantık soru çözümü yapacağız. Süper bir soru çözümü olacak. İki hafta sonra da gördüğünüz gibi kümeler konusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bu takvimimiz hemen zaten videomuzun altında olacaklar. Siz de bunu indirin kesinlikle ve orada da ne yapacağınız gözüküyor. Dinlenmeniz, kitap okumanız, rehberlik videolarımız diğer derslerimizde bu takvimde yerini alıyor. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bugün de sizlerle arkadaşlar güzel bir soru çözümü yapacağız. Geçen haftaki yaptıklarımız üzerine güzel bir cila atacağız ve tamamen aklınıza kazınmış, kimse de oradan çıkartamayacak olacak o bilgileri ve de güzel bir infografikle yani bilgi şemasıyla bir hatırlama yapalım. Neler yapmıştık geçen hafta? Ne bilgiler vardı? Onları bir hatırlatalım. Zaten soru çözerken de bunların hepsinin üzerinden bir kere daha geçeceğiz ama genel bir taslaç çizelim yine. Arkadaşlar önerme vardı. Önerme neydi? kesin doğru ya da kesin yanlış bilgilerdi. Ve de bunların doğruluk değeri vardı. Kesin doğruysa bir diyorduk. Kesin yanlışsa sıfır diyorduk. Yani cümleleri matematiğe aktarıyorduk bir ve sıfırla. Ve de bunların değili vardı. Tabii ki de yanlışın değili doğru. Doğrunun değili yanlıştı. Yani sıfırın değili bir, birin değili sıfırdı arkadaşlar. Ve önermeler bir ara birleşmeleri lazımdı. Yeni cümleler oluşsun diye. Ve yeni cümleleri neyle oluşturuyorduk? Bağlaşlarla. Hangi bağlaşlarla? V vardı. Veya vardı. Veya vardı. Başka ne vardı arkadaşlar? Ya da vardı, ise vardı. Bir de çift koşullu çift yönlü koşullu önerme vardı. Bu da ancak ve ancaktı arkadaşlar. Ve bunların da tabii ki de doğruluk tabloları vardı. Doğruluk tablonun da güzel bir mantığı vardı. Mesela V'de 1 ve 1. Başka da bir sonucu yoktu. Veya da 0 ve 0 sıfır 0'dı. Başka da 0 yoktu. Diğerleri 1'di. Ya da da ya o ya da o. 1 0 0 1'in haricinde diğerleri 0'dı. 0 1 ile 1 0 1'di. İse de yüz kuralını unutmayacaktık. Ancak ve ancak da birazdan bir kere daha söyleyeceğim. İyiler iyilerle kötüler kötülerle arkadaşlık yapardı. Demorgan vardı. Demorgan değil demekti. Sadece kimde değil olurdu. de veya da olacaktı. Burası veya da veya da demorgan yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Alayını ters çeviriyorduk. Değili V veya oluyordu. Q'nun da değili olacaktı ve... Bir de arkadaşlar unutmamamız gerekiyor. Ne vardı arkadaşım? İse de ise de karşıt tersi ve karşıt tersi vardı. Karşıt karşıya attı. Tersi iki tarafında tersini alıyorduk. Karşıt tersi hem karşıya atıp hem de ne yapıyorduk? Tersini karşıya atıp hem de tersini alıyorduk. Unutmayacağız bunları. Bir de arkadaşlar her ve bazı nicelerici vardı. Burada da terslik vardı. Nasıldı? Yazılışta A'nın tam tersi herdi. Bazının da E'nin tam tersiydi. Bazı nicelericileri. Bunlar da ne demekti? Bütün herkes varsa herle belirtiyorduk. En az bir doğru varsa o zaman da ne yapıyorduk? Bazı diyorduk. İşte güzel bir tekrar yaptık. Tabii ki de soru çözerken de bunların ayrıntılı tekrarlarına gireceğim. O yüzden uzatmadan geçiyorum. Şimdi arkadaşlar Kolay soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi önermidir? Yani kesin doğru ya da kesin yanlıştır. Mesela bugün ders çalışalım. Bu ne ya? Bugün ders çalışalım. E çalışalım çalışmayalım olmaz arkadaşım böyle bir şey yok yani soru işareti diyebildin yani bugün ders çalışalım çalışmayalım önerme değil saat kaç ya böyle bir Kesinlik var mı? Doğru ya da yanlış yok. Merhaba, günaydın herkese. Böyle bir ünlem cümleleri hiçbir zaman önerme olmaz arkadaşlar. Sevgi çok iyi bir öğrenci ama ne yönden? Ders yönünden mi, karakter yönünden mi? Temiz, düzgün giyim kuşamı mı? Bilemezsin. Kime göre, neye göre diye soru sorduğunda işte bu da önerme değildir. Peki, 4 ile 5'in toplamı 8'dir. Hocam yanlış. Güzel, aferin. Kesin yanlış mı? Evet. O zaman bu önermedir. Bak, yanlış olması önemli değil kesin yanlış veyahut da kesin doğru olacak. Bunlar da kesinlik yok. Ünlemler var, sorular var. Ama ne olacak? Kesin yanlış var mı? Var. İşte o önermedir. Hatta ve hatta buna P önermesi dersek P'nin doğruluk değeri ne olacak? Sıfır olacak. Çünkü 5 ile 4'ün toplamı 9'dur. Bunu herkes biliyordur. Kolay bir soruydu. Geçtim. Hemen geldim orta bir soruya. Orta soruda ne var arkadaşlar? Bakalım. Burada bize veyalı veyalı cümleler kullanmış. Yani bileşik önermeler kullanmış. Ve de bizden de veli bir şey istiyor. Bunları da bilmem gerekiyor. Neyi bilmem gerekiyor arkadaşlar? Bam! Ne bunlar? Kesinlikle ve kesinlikle bilmen gerekenler şunlar. vd de de bir ve bir birdir. Gerisi sıfırdır. Unutmayacaksın. Yani Baban markete giderken elma ve portakal al diyorsan baban elma ve portakal almalı. Biri gelirse diğeri gelmezse olmaz. İkisi birden gelmezse olmaz. Yani ikisi aynı anda gelecek. Diğerleri nedir arkadaşım? 0, sıfır, sıfır sıfırdı. Veya da bakın ters ve de veya demekti. Veya da da sıfır sıfır sıfırdı. Gerisi birdi arkadaşım. Niye? Veya yani bir tane olsa yeterli. İkisi aynı anda varsa doğruydu. Biri varsa diğeri yoksa doğruydu. Ama ikisi de yoksa sıfırdı. Sıfır sıfır sıfırdı. Sıfır veya sıfır sıfırdı. Bir de ne var arkadaşım? Geri kalanların hepsi de birdi. O zaman hemen yapalım. Burada ne diyor bize? Diyor ki arkadaşım P veya Q birdir. Ya bir dakika. Cevabı bir olan çok şey var veya da. Ama cevabı sıfır olan bir şey var. O da nedir? Buradan hemen çekelim. P'nin sıfıra denk olması. Bir de R'nin sıfıra denk olması. E süper. Bakın cevabın sıfırlığından ikisini de buldum. E bulduktan sonra ben burada çok ihtimal vardı ama artık azaldı. Niye? Çünkü ben P'yi sıfır buldum. Sıfır veya Q denktir biri. Nasıl olur arkadaşım? Bir tanesi sıfır. İkisi de sıfır olursa sıfır oluyordu. Ama demek ki bir olması için hop ne olması lazım? Q'nun bir olması gerekiyor. Şimdi bize işte kolay bir soru sordu. Onu da burada renkli tatlış bir pembeyle yapalım. Q Q neydi arkadaşım? Bakıyorum Q'yu yeni buldum. 1'di. 1V. Bir Geldim. R'nin değili. R sıfırsa biraz önce söylemiştik. Değilinde hemen ne olacaktı? 1 olacaktı çünkü burada ne demiştik? Sıfırın değili 1 bir, 1'in değili sıfırdı. Dışarıda da bir tane daha V var. O da P'nin değili. P'yi de 0 bulmuştuk. Onun da değili 1'dir. Hemen o zaman söyleyelim arkadaşlar. Tabii ki de 1 ve 1 bir. 1'di. E girdi burası 1 olduğuna göre 1 ve 1 bir, 1'di. İşte güzel bir soruymuş. Bu sorumuzun da doğruluk değerini ne olarak bulmuş olduk? 1 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Orta soruydu. Güzel yapıştırdık, geçtik. Bunları kesinlikle bilmen gerekiyor. Bir daha söyleyelim. 1 ve 1 1, gerisi 0. 0 veya 0 0 gerisi 1. Unutma bunları dedik. Geldik şimdi Neye? En sade hali bir soruya. Size böyle bir sorular verilecek genelde. Ve bunların en sade halleri sorulacak. Burada da klasik kuralları unutmayacaksın. Biraz önce söylediklerimle birleşmeleri ve değişmeleri unutmayacaksın. Değişme kuralı birleşme, değişme ve de e, dağılmayı unutmayacaksın. Bakalım burada hangisi var? Sorular üzerinden de tekrarımızı yapalım. Şu bunları bir kısmını da kenara koyalım. Geldik bakalım ne var burada? Şimdi burada bir P var ve Q var. Arada veya var. P'nin değili ve Q var. Şimdi çok dikkat edin arkadaşlar. Dağılma nasıl oluyordu? Hemen gösterelim. Bir tane V'yi dağıtıyorum. Siz bunu anlayın. Zaten burada V'yi buraya, V'yi de buraya yazabilirsin. Fark etmez. Dağılma şöyle oluyor arkadaşım. Geçen hafta yaptık ama olsun hemen bir patlatalım. Pratik bir şey gösterelim. Bakın bunu kopyalıyorsun. Hop buna yapıştırıyorsun. Bak kopyala yapıştır. Tamam. Bunu kopyaladın. Bir de buna yapıştırıyorsun. Tamam. Araya da şu işareti koyuyorsun. Çünkü bu kopyalandı yapıştırıldı ya. Araya ne gelecek? Hop bu gelecek. Bitti. Bak bir şey söyleyeceğim. Matematikteki en önemli kural düzgün yazmak. Çok güzel düzgün yazdım. Ama daha iyi bilmen gereken şey nedir? Tersten okumak. O zaman tersten okuyalım. Bakın şimdi adam bize bunu vermesi. Burada bir kopyalama yapıştırılma işlemi olmuş görüyor musun? PV, PV. ikisinde de PV var. iki parantezde. O zaman diyeceksin ki burada bir kopyala yapıştır olayı var. Nasıl? PV'yi al dışarı. Burada Q var. Arada V var. Burada R var. İşte kopyala yapıştır olayı müthiş. Şimdi soruma bakıyorum. Soruda da bakıyorum ki VQ var, VQ var. İşte bitti. O zaman adam bu sefer de burada nasıl soldan soldan yapıştırdıysak arkadaşlar, hemen bu tarafa doğru yapıştırdıysak işte burada da sağdan yapıştıracağız. Hemen sağdan yapıştıralım. Bak şimdi sağdan yapıştıralım. Nasıl yapıştıracağız? Hemen söyleyelim. Bir kere P var. Şurada bir kere VQ var. Burada VQ'yu yapıştırdık. Sağdan bu tarafa yapıştırdık hepsini. Peki buradan nasıl yapıştıracağız arkadaşlar? Yapıştırılan şeyler ne? İşte burada P arada. Veya burada da P'nin değili var. Bir de bize neyi soruyor? Dışarıda da değili soruyor. E arkadaşım işte dağılma bu. Hemen ne yapmış? VQ'yu yapıştırmış. Bakın bu taraftan yapıştırıyorum. Yanlış anlaşılmasın yapıştırıyorum. Yani kime? Bu taraftan bunlara yapıştırıyorsun. İşte bu. Üstüne kapatıyorsun yapıştırıyorsun. Bunu hallettikten sonra işin kolay. Neden? Çünkü bilmen gerekenler var. Bak bir şey var. Bir ya da sıfır fark etmez. Bu birse bu sıfır. Bu sıfırsa bu bir. Yani biri değilin biri diğerinin değili. O zaman bir şey söyleyeceğim. Veya da bir veya sıfır nedir arkadaşım? Birdi. E sıfır veya bir ne? E o da bir. O zaman arkadaşım burası kesinlikle bir mi? Evet. Yüzde yüz bir. Burada ne var? V, Q'nun değili var. Şimdi çok dikkat et buraya. Çok dikkat et buraya arkadaşım. 1 ve Q. Bak bu Q sıfır olsa. Hemen şuradan bir güzel bir etkili bir kalem 1 ve sıfır olsa cevap nedir? Sıfır. Çünkü V de sıfırı kabul etmiyordum ben. Sıfırdı cevabım. Bakın burada cevap sıfır olacaktı. Tamam. Burası olacak? bir sene olacak? 1 ve 1'den dolayı cevabım 1 olacak. Aa bir dakika. Q'ya ne verirsem cevap o oluyor mu? ...Q'ya ne verirsem cevap oluyor. Aa, süper. O zaman demek ki bu bir neymiş? V'de etkisiz eleman. Çünkü burası neyse cevap oluyormuş. O zaman orasını yazdım. E burada da değili vardı. Sorunun cevabı ne çıktı? Q'nun değili çıkmış oldu. En salih hali yani dengi neymiş? Q'nun değiliymiş. Tabii ki de sen de burayı güzel bir şekilde bilmen koşuluyla. Burayı bilirsen çok rahat yaparsın. Neymiş? Kopyala yapıştır. Hemen yan taraftakilere yapıştırıyorsun. Geldik buraya. Bir model sorum daha var. Bu da yine önemli bir kural. Bu soruda da bize ise'yi vermiş. Bir ise daha vermiş. Bir de yada'yı vermiş. Hayda! Şimdi bakalım olaylar nasıl oluyor? Bu arada bam! Çok önemli bir bilgim var. Bunları bil. Neyi bilmem gerekiyor arkadaşım? Konunun başında da söylemiştik. Yüz kuralı. Bak ise de yüz kuralı. Neden? Bir, bir ise sıfır. Sıfır. Gerisi 1 1 1 hepsi 1 sadece 1 ise 0 0 100 100 kuralı nerede ise de bitti bak şimdi olaya bak burada ne var bir tane önerme var burada ne var bir tane önerme var ne yapmışlar ise ile birleştirmişler ve cevap ne 0 aa bir dakika ise ile birleşiyor cevap 0 sadece 100 kuralı İşte bu o zaman bunları ayrı ayrı yazalım dostlar ne var burada? Bakın o zaman 100 kuralıysa şurası 1, burası 0, cevap 0, arada ise var. İşte bu kadar. O zaman burası 1. Bakın şimdi ne dedim? Q'nun değili o zaman denktir. Yani şurası denktir 1'e. Buraya ne dedim arkadaşım? Burada R direkt denktir 0'a. Çünkü başka bir şey yok. Geldim aşağıya. Aşağıya geldiğimde de bakın arada ya da var. Ya da da neyi bilmem lazım? Hemen burası 0 yazıyorum. P ya da sıfırın değili denktir sıfıra. Bir dakika. Değili denkse sıfıra. O zaman kendisi nedir dostum? Kendisi denktir. Yani içerisi bir iki cevap sıfır. O zaman burası da bire denktir. Bir dakika ya. Ya da da ne vardı? Ya da da arkadaşım bir ya da sıfır. Sıfır ya da bir. İşte bunlar denkti bire. Çünkü ya da da ya o ya da o. Başka ihtimal yok. 1, 1 sıfırdır. Sıfır, sıfır, sıfırdır. E, başka ihtimali yok. O zaman geldim buraya. E Burası sıfırsa ya da da cevabın 1 olması için hemen ne olması lazım? P'nin denk olması lazım 1'e. Başka da şansın yok. O zaman arkadaşım bir dakika. P'yi bulduk. Tamam. O zaman yazalım. P dediğim şey kesinlikle denktir 1'e. Bu tamam. Hemen şuradan R'yi çekelim. R dediğim şey denktir sıfıra. E başka ne var? Bir de Q. a. bir dakika orayı bulamadık. Bulamamıştık ilk başta. Şimdi buradan dolayı bulacağız. Nasıl? P birse cevabım birse o zaman burası yüz kuralını sağlasaydı sıfır olurdu ama sağlamadığı için demek ki burası birmiş. E birse arkadaşım sen şunu biliyorsun. Q'nun değili Birdir. Çünkü Q'nun değili birdir gördüğün gibi. Q'nun değili birse o zaman ne yaptım? Hop bunu da çektim. Patlattım. Bitirdim. Ona da şöyle güzel bir şekilde değili bir olan şey değili bir olan şey hatta şöyle yazalım direkt. Değilini silelim ortadan kaldıralım. Q denktir sıfıra dedim arkadaşım. O zaman ne yaptık? P birmiş. Q sıfırmış. R de sıfırmış. Doğruluk değerleri nedir diyordu? Çok güzel bir şekilde hallettim. Bitirdim. Geldim yazılı sorusuna. Arkadaşlar yazılılarda hocalarımız bunları soruyor. Bak çoğu öğretmenimiz bu soruyu soruyor. Ne o? Önermesinin değeri nedir? Bak 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 bak. Değilini soruyor. Bakın değili ise de değilini bulamazsın. İse de değilini bulamazsam nasıl bulacağım arkadaşım? İşte bunları bilmen lazım. İlk önce şunu bilmen lazım arkadaşım. Ne var burada? V'nin pardon ne V'si ya? Burada her işaretinin yani her var ya her nicelecisinin değili bazıdır. Küçük eşittirin değili büyüktür. Eşitin değili eşit değildir. Bakın bunları unutmayacaksınız. Bu arada her ve bazı nicelerini özetlemiştik. Bu ne demekti? Her yani bütün değerler sağlar. Bu ne demekti? Bazı en az bir tane sağlar demekti. Şimdi bakın bunların anlamı değil. Burada yapmanız gereken değilini soruyor. V V V V çok önemli bir kural bilmen lazım. P ise Q diye bir şey varsa bunu sen veyalı yazabilirsin. Yani dengi bunun dengi. Birincinin değilini alıyorsun veya yazıyorsun ikinci. Bak sadece yaptığın şey birincinin değili bir de iseyi veyalı. Zaten iseyi veyalı yazmak demek ki ya bu. Arası veya olacak ikinciye dokunmuyorsun. Arası veya sadece birincinin değilini alıyorsun. O zaman bak. Önermesinin değilini al diyor ama ilk önce biz veyalı yazalım. Veyalı nasıl yazacağız? Bakın hemen bu ise ortadan kalkacak. Araya veya gelecek. Bir de arkadaşım ne olacak? Şuraya bir değil gelecek. Ne yaptık? Burası bir P önermesi ise burası ise Q önermesi ise o zaman değilini alırken ne yapıyorum? Hemen araya V koyuyorum. Şey özür dilerim. Veya koyuyorum. Veya koyarken de P'nin değilini alıyorum. İkinciyi aynen yazıyorum. Hiçbir şey yok. Şimdi bakın şurayı kapattım. Artık yazılı sorusu burayı kapattık. Şimdi ben ne yapacağım? Bir de bu önermeyi veyalı yazdım. Ama bana ne diyordu? Değilini yaz diyordu. İşte benden istediği neymiş? Buranın değil. Bakın buranın değilini istiyormuş. Soru benden onu istiyor. O zaman buranın değilini yazarsam birinci önerme gördüğünüz gibi her ve bazı nicelecilerle yapılmış bir önerme. Açık önerme. İşte bunun değilini alırsam. E değilinin değili biliyorsun bunu da yazalım. P'nin değilinin değili tabii ki de kendisidir. O zaman ne yaptın? Değilinin değilini yazarken aynen cevabım geldi. Hiçbir değişiklik olmadı. Benim için hiçbir önemi olmadı. Beni değiştirmedi. Yani ilk halimi değiştirmedi. Aslında değilin değili kendine götürdü. Arada veya vardı. Veyanın değili demorgan kuralı ya. Veya'nın değili V'ydi. V'ninki V'ydi. Bunlar tam tersi de oluyor bu arada. Onu da söylemiş olalım. Devam ediyorum. İkinci kısmın artık değilini alacağım. Bak değilinin değilini aldık. Veya'nın değilini aldım. Şimdi ikinci kısmın değilini alacağım. Yapacağın şey bazıyı gördün mü? Sadece yapacağın şey elemanı elemanı değil yapmıyorsun. Bazıyı her heri bazı yapıyorsun. O zaman ne yaptım? Bunu da her x eleman r yaptım. Burada da ne var arkadaşım? Mutlak değer x eşittir diyordu. Onu da eşit değil yapıyorsun ve olayı bitiriyorsun. İşte bu kadar arkadaşım. İşte bu kadar. Sana karşı tersi, tersi ya da karşıtını sorarsa da işte yine yapman gerekenler orada da buna benzer işlemler. Yani tersi alma mevzusunda yapacağın şey her bazı bazı her ...küçük eşittir büyük... ...büyük eşittir küçük olacak... ...eşittir de eşit değil olacak... v veya... ...veya da v olacak... ...bunları unutma... ...bu arada yine söyleyelim... ...isenin değili yoktur... ...onu kesinlikle veya'ya çevirmen lazım... ...geldik bonus soruya... ...neden bonus soru arkadaşım... ...çünkü öğretmenlerimiz yazılılarda... ...bazen bonus sorar... ...niye... ...herkes yapsın... ...herkes yapsın puan alsın diye... ...böyle bonus soru sorarlar... ...ne mesela bu... karşıt tersi sorusu... ...unutma arkadaşım... ...bak... P ise Q varsa bunun karşıtı. Bakın karşıtı nedir? Karşıya attır. Bak karşıtı karşıya at. Tersi nedir bunun? Tersini aldır. Bakın tersini aldık. Bir de ne var arkadaşım? Karşıt ters var. Hem karşıya atıyorsun. Hem karşıya atıyorsun. Yetmiyor bir de tersini alıyorsun. İşte bunlar bilinmesi gereken şeyler. Bana ne diyor? Karşıt tersi diyor. Yani karşıya atıyorum. Bir de tersini alıyorum. İse ne yapıyorum? Karşıya atıyorum. Bir de tersini alıyorum. Karşıt tersi. Karşıya at tersini al. Karşıya at tersini al. Nedir diyordu? Biz de bunu R'nin değilinin değildir. R'dir. Buraya bakıyorum. Burada da hemen demorgan var. Demorganı uygularsam P, P'nin değili. Demorganı biliyoruz. Demorgan V ve V'ya da ne yapıyorsun? Değil almaktır. Demorgan bu kadar. Yapacağın şey de birinci P ise P'nin değili. İkinci burada ne var? V var. V ise VA ya, yapıyorsun. Geldim buraya. Q'nun değili vardı. Q'nun değilinin değili kendisi olduğu için de böyle oldu. İşte bu bileşik önermenin, koşullu önermenin karşı tersi neymiş arkadaşım? Buymuş. İşte bu kadar. Bonus soru kolay olduğu için öğretmenlerimiz herkes 5-10 puan alsın diye bunu koyarlar. Geldim buraya. Arkadaşım burada yine güzel bir sorun var. Bu güzel sorunda da yapacağım şey yine V'yi veya'yı yi iyice bilmem gerekiyor. Hemen yapalım o zaman. Bakın şimdi ne yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız şey şu. Burada ne diyor bize? Veya diyor. Veya da cevabım sıfırsa o zaman neydi? Sadece sıfır veya sıfır sıfırdı. O zaman hemen ne diyorum ben de? Q ise R nedir arkadaşım? Sıfırdır. Bir de burada ne olacak? P'nin değili sıfıra denk E burada yüz kuralı var. İse'yi gördün. Hemen aklıma yüz kuralı geliyor. Başka da bir şey gelmiyor. O zaman ne diyorum? Q denktir 1'e, R denktir 0'a, P'nin değili 0'sa P denktir 1'e diyorum arkadaşım. Ve burada bana iseyi söylüyor. İse'yi yapmazsak olmazdı zaten. Hemen ne yapıyorum? 1 ancak ve ancak. E bakın P 1'di, Q da 1'di. Burada bunu yaptım. Bir de V var arada. Q'nun değili, Q 1'di değili sıfırdır. R de zaten sıfırdı. Bunu da yaptım. Evet arkadaşlar müthiş bir bilgi. Bilmem gerekiyor. Ancak ve ancak. Bakın aklınızda olsun. İ'ler iyilerle kötüler kötülerle arkadaşlık yapar. Doğru mu? Doğru. İşte bu ikisi birdir. Diğer ikisi sıfırdır. Kim o? Bir ve sıfır, sıfır ve bir. İyiler kötülerle, kötüler iyilerle arkadaşlık yapamaz. İşte onlar sıfırdır. İyiler iyilerle, kötüler kötülerle arkadaşlık yaparsa bu da nedir? Birdir. Unutmayacaksın. Geldim buraya. İler ilerle arkadaşlı mı? Evet bir. Ve sıfır sıfır mı? Evet sıfır. O da ne olacak? Kötüler kötülerle arkadaş. Arada V var. V'de de bir ve bir. Elma ve elma istiyorsun. Baban da elma ve elma getirmiş. O zaman bunun da cevabı ne oldu? Doğruluk değeri bir olmuş oldu. Güzel bir soru. Bilgi içeren bir soruydu. Bunu da yaptım ve geçtim. Evet arkadaşlar güzel bir yeni nesil soru yakın zamanda yani hatta geçen seneki çıkmış soruya benzer bir soru yazdık arkadaşlar. Bakın mantık konusu üniversite sınavında çıkıyor. Çıkma ihtimali olan sorulardan ve nasıl çıkar peki çıkarsa işte onu gösterelim. Yeni nesil bir soru olarak da 9. sınıftan bunlara alışarak başlayalım. Tonguç'un çerçeveletip duvara astığı bir fotoğrafla ilgili P önermesi fotoğrafta 3 kişi vardır diyor. Tamam güzel. Q önermesi çerçeve duruma ters asılmıştır diyor. R önermesi de çerçevenin şekli üçgendir diyor. Ve bana bu önermenin yanlış olduğunu söylüyor. Bir tane önerme veriyor. Bu biliniyormuş. Bu yanlışsa arkadaşım çerçevenin durağı asılmış hali hangisi olabilir diyor. Bakın şimdi bu yanlışsa bunun cevabı yanlışsa o zaman denktir burası sıfıra. Bir dakika ya burası ise değil mi? Evet. Yüz kuralı var mıydı? Evet. O zaman burası birdir. Burası sıfırdır. O zaman ne diyorum? P veya Q 1'dir. Bir de burada ne var arkadaşım? Q'nun değili ise R de denktir 0'a. Ha bir dakika ya. 100 kuralı burada da var. Hemen yapayım o zaman. Burası 1. Burası 0 olması gerekiyor. O zaman Q'nun değili 1, R de 0'dır. E, Q'nun değili 1 ise Q nedir? 0'dır. R zaten 0'dı. Bunu da yaptım. E Q 0'sa geldim buraya. E, P veya Q var burada. P veya 0. Pardon. Şurayı ben uydurdum resmen. Burada 1 yazıyordu. Burası 1 olacak. Tamamdır. Evet arkadaşım. Şimdi ne olacak o zaman? P veya 0. Ne dedik? P veya 0 1 ise zaten veya da bir tane bir şartlı. O zaman P de demek ki benim için 1'miş. Veya 1 kesin olması gerekiyor veya da cevabın 1 olması için. O zaman bulduk. P1, Q0, R0. Süper. O zaman bana ne olacak? Bunları bulmaya çalışacağız. Yani P1 doğru. Fotoğrafta üç kişi vardır. Doğru. Bak iki var. iki var. Geç. Bunlar olabilir. Devam ediyorum. Çerçeve duvara ters asılmıştır. Bakıyorum. Çerçeve duvara ters asılmıştır. Yanlış. Yani çerçeve duvara düz asılmış. O zaman bu gitti. Bize ne diyor? Çerçevenin şekli üçgendir. Arkadaşım çerçevenin şekli üçgendir. R yanlışmış. O zaman şekli yan üçgense, üçgen değilse o zaman bu da gitti. Cemek devamım değmiş. İşte bu kadar arkadaşım. Süper bir şekilde yeni nesil bir soruyu da yapmış olduk. Sen ne konumuzu bitirdik. Şimdi sana ödülü sorum var ama daha öncesinde ödevimizi verelim. Bakın konu anlatımı için konu anlatımı için ilk önce bundan başlayalım. Burada sizlere gördüğünüz gibi soruları yapamazsanız kare kodumuz var ve konuları geniş geniş anlattığımız, sonra süzgeç yaptığımız konu anlatımlı kitabımızdan ödevimizi vermiştik. Nereye kadardı? Kümelere kadardı. Yani sen soru Test geç kısımları da yaparsın. 3 tane de mantık testimiz vardı. Sayfa 39'a kadar yaparsın. Zaten kitabımız kaçtan başlıyordu? 10, 12'den başlıyordu. 39'a kadar kesin bitir. Konu kısmında çok iyi çalış. Çünkü mantık tamamen konuyu bilmekle alakalı. Geldim buraya. Soru bankasında da kendini geliştirmen gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Ne yapman gerekiyor arkadaşım? Örnek sorularla görmen lazım. Hemen de altına tak 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 Mono, D, Tri, Tetra ile hemen kendini tamamlaman lazım. Yapamazsan kare kodu okuyorsun. Canım öğretmenim zaten yapıyor. Bakın her biri ayrı ayrı. V bağlacıyla dört soru, Morgan veya bunlarla da hepsi var. Fensesi kısmı bile var. Bunları da unutmuyorsun. Mantıkla ilgili burada daha çok testimiz var. Ve en güzel kısmı yazılı soruları. Yazılı bir animasyonu var. Burada animasyonu da yaparsın. Ve sayfa 46'ya kadar da Dinamo kitabını bitirirsin. Bitirirsen ne olur? Bomba olursun. Bomba. Zımba gibi olursun. Yazılda da pat 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 hepsini yaparsın dedim. Artık çok gaza getirdim. Devam ediyorum. Devamı da ne? Ödülü soru. İşte karşında ödülü soru arkadaşım. Cevapları yoruma bekliyorum. Bütün görüş ve düşüncelerini yoruma yazabilirsin. Kendine iyi bak. Bir dahaki derslerde görüşürüz.